kalabaca. Seviyorum çift kalabaca. Sakarya'dan, güneşli bir günden hepinize selamlar. Arkamda Dacia Duster bulunuyor. Arkadaşlar, Dacia Duster'ı çok merak ediyorsunuz. Biliyorsunuz bu aracın bir satın alma videosunu çektik. Kartal'a gittik ve bu arabayı satın aldık. O videoyu ayrıca izleyebilirsiniz. Ben linkini açıklama kısmına bırakacağım. Videodan sonra çok fazla merak eden arkadaşımız oldu. Özellikle 1.0 turbo 100 beygirlik LPG'li motor nasıl gidiyor? Çekişi nasıl? Aracı rahat götürebiliyor mu? Ağırlığını ben sizlere belirtiyorum şimdi. Performansını karşılayabiliyor mu? Aslında onu merak ediliyor ve değer mi açıkçası almaya? Çünkü biz şöyle durumda kaldık. Ben aslına bakarsanız dayıma aldık bu aracı ve dayıma ben Corolla bulmuştum otomatik, Megane bulmuştum otomatik. Ama onun hevesi vardı. Bir SUV aracı binmek istiyordu. Yerden yüksek bir aracı binip ailesiyle beraber rahatça seyahat etmek istiyordu. O yüzden hatta manuelini aldı. Yani çok onlar için problem değil manuelde de otomatik olması. O yüzden SUV olmasını istedi ve bu arabayı aldı. Bundaki işte dediğim gibi amaç ferah olması arkadaşlar. Yüksek bir tavan var. İçeride çocuklar rahatça ayağa kalkabiliyor. Keyifli arabanın içinde seyahat edebiliyorlar. Ve tabii ki rengi için bu arabayı satın aldık. Dacia Duster'ı daha önce de kullanmıştım. Dayıma da anlatmıştım açıkçası. Hem konforlu bir araba. Makyajlarla beraber de iyice sessiz bir hale geldi. Videoda da göreceksiniz. Bu araçların o kapı fitilleri falan yenilendi. Yanılmıyorsam 2022'de gelen araçlarda yeni fitiller kullanılıyor ve bu sayede rüzgar sesini oldukça kesmiş durumda. Zaten sürüşte de sizler o gürültüyü anlayacaksınız. Nasıl olduğunu ve keyif verip vermediğini göreceksiniz. Şimdi araca geçelim. Ben sizlere aracı anlatayım ve sizlere keyifli bir sürüş göstereyim arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gider. Umarım videoyu beğenirsiniz. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın ve ekstra olarak da eğer sorularınız varsa yorumlara yazmayı da unutmayın lütfen. Ben sizlere yorumlarda cevaplayacağım. Arkadaşlar her zaman gibi anahtarımızdan başlayalım. Şöyle Dacia'nın anahtarıyla, yeni anahtarıyla görebiliyorsunuz. Aslında İlk olarak eksilerden bahsedersek, şimdi kullanıyorum bu arabayı da ara ara, sizlere eksilerini anlatacağım. En azından sustalı bir anahtar gerekiyordu kesinlikle. Bu anahtar bu araca, bu güzel araca yakışmıyor açıkçası. Dacia Duster'ın özellikle haki rengini almak istedik. Beyazlar çok vardı. Hatta videoda bahsetmiştim, çok daha uygun fiyatlara satılıyor beyazlar ama renkle beraber arabanın görünüşü ve algısı da değişiyor. Her gören bunu bir şeye benziyor. Askeri araca benzeden var. Kaplumbağaya benzeden bir arkadaşım oldu. Yani her şeye benzetebiliyorsunuz. Bence güzel ve tasarım da bence hoş duruyor. Benim tasarım hoşuma gidiyor. Bilmiyorum sizler ne düşünüyorsunuz tasarım hakkında. Son haliyle beraber tasarım bence güzel bir hale geldi. Evet, eksileri var tasarımda hala. Bunlardan da ilerleyen dakikalarda bahsedeceğim. Donanımlarına gelirsek bu araç orta paket arkadaşlar. Yani Expression olarak adlandırılan paket. Bunun bir altı var. Comfort. Evet, bazen böyle takipçi abilerimiz, kardeşlerimiz selam verebiliyor, sağ olsunlar. Buradan Transitçi abimize de selamlar. LED farlarımız bulunuyor. Halojen uzunlarımız bulunuyor. Evet, halojen farlar kullanılmış arkadaşlar şu içerideki uzunlarda. Kısalarımız LED olarak konumlandırılmış. Bu bir garip bence açıkçası. İkisi de LED olması gerekiyordu. Burada sinyallerimiz var. Sinyallerimiz de ayrıca LED olarak konumlandırılmış durumda. Sinyaller yanmadığında iki parça halinde gündüz LED yanıyor. Sinyallere döndüğünde o tarafın gündüz LED'lerini kapatıyor, bilginiz olsun. Aşağıda da sislerimiz var. Bu sisler de aynı şekilde halojen olarak tercih edilmiş arkadaşlar, bilginiz olsun. Eğer ki bunun en boş paketini alırsanız bu sisler gelmiyor. Farlarımız da aynı şekilde geliyor. Jantlar da en boş paketler biraz daha farklı oluyor. Burada arkadaşlar çelik jantlar var. 16 inç ebadında ve böyle yanakları gördüğünüz üzere kalın kalın yanaklar var. Bunlar o kadar yumuşak oluyor ki yani sürerken çok keyif alıyorsunuz. Direksiyonu sağa sola çevirdikçe araba böyle yatıyor, kalkıyor, eğiliyor, bükülüyor, mükemmel oluyor. 215-65R16 ebadında bir lastiğimiz var. Bridgestone Transa'larla gelmiş T005. Aynalarımız gri. Bu araca özgü boş paketlerde de yok. Bakın kapı kollarından çok dertleniyorum. Bence onu değiştirmeleri gerekiyor artık. Açıkçası aracın en kötü duran tarafı belki de kapı kolları diyebilirim sizlere. Burada bir benzin depomuzu görüyorsunuz. Şöyle benzin deposunu kaldırmak istediğinizde araç kilitli olsa dahi açılabiliyor bu kapak, onu söyleyeyim acaba. Ama tabii ki benzine ulaşamazsınız çünkü burayı anahtarınızla açmanız gerekiyor. Mesela bu da bir eksi. Yani yakıt donumu alırken anahtarı vermekten pek hoşlanmıyorum ben. Buraya kesinlikle bir switch koyularak araç kapıları kilitlendiğinde kilitli açıldığında açık olması gerekiyordu bence. Bu da bir eksi olarak eklenebilir. Burada gördüğünüz üzere bir LPG dolum ağzımız bulunuyor. Şu LPG dolum ağzından hiç eğilmeden insanlar dolum yapabiliyor arkadaşlar. Bilginiz olsun, şöyle LPG'nizi buradan dolduruyorsunuz. Araç benzinden LPG'ye geçerken arkadaşlar herhangi bir hissiyat yaratmıyor içeride, bilginiz olsun. Hiçbir şey fark etmiyorsunuz dahi. Çekişte de ben belirgin bir fark hissetmedim. Yolda da bakarız ona beraber. Şu an çok fazla zorlayamayacağım aracı çünkü henüz daha 1000 km'de rodajı yapılıyor. Aslında arabanın hatları genel olarak aynı ama far stop değişiyor. İşte amblemler değişti son olarak. Küçük değişiklikler oluyor aslına bakarsanız. Silüet aynı. Bagajımızı hemen açalım. Plakanın üzerine hemen şöyle kameramızla konumlandırılmış durumda. Dacia yazımızı gördünüz. Gayet yeterli bir bagaj var. Gayet geniş. Şu bölümü kararak da uzun yola gittiğinizde tamamen tavana kadar doldurabilirsiniz bu aracı. Şöyle bagaj konusunda bence yeterli bir aile için, özellikle yükleme eşiği konusunda da gayet güzel. Bakın LPG'miz de burada arkadaşlar, gördüğünüz üzere. LPG'yi yedek lastik bölümüne konumlandırılmış durumda. Tertemiz, daha hiç açılmamış dahi. Bunlar arkadaşlar fabrikadan
takılarak geliyor. Bilginiz olsun. Şimdi ülkemizde takılan fabrika çıkışlı LPG'li olarak adlandırılan araçlar da var. Ancak bu birebir üretildiği fabrikada LPG'si takılarak ülkemize gönderiliyor. Bilginiz olsun bu konuda. Çünkü ülkemizde de çok fazla hani benzinli gelip LPG takılan ve fabrikada da takılı denilen araçlar bulunuyor. Mesela burada yine bir böyle işçilik kötülüğü var. Görüyorsunuz işçilik bence kötü burada. Yani bu zımbalarla olacak iş değil bu. Ve zımbaları da aynı hizada da atmamışlar. Yani hepsini ayrı ayrı yerlere atmışlar. Hoş gözükmüyor. Bence daha güzel olabilirdi açıkçası. Şöyle köpüklerimiz var. Bunlar ses yapmasın diye. Bu arada bunun üzerine bir katman daha yapılmış. Bakın şurada da mesela bir işçilik hatası bu yüzden oluşmuş. Şuradan görebiliyorsunuz gördüğünüz üzere. Eşyalarınızı şöyle asabilirsiniz arkadaşlar. Sepetlerinizi. Bagajda durumlar bu şekilde. Şuradaki tutamaktan çekerek kapatıyorsunuz. Duster yazımızı artık böyle bir silüet halini almış. Bir kaplama halinde. Yıkamada falan atmıyor. Biraz önce de üzerine bastıra bastıra yaptım. Gayet sağlam bir şekilde duruyor ama tabii metal bir yazı daha da güzel olabilirdi bence. Ya da hatta siyah piyano bilek bir yazı da güzel gözükebilirdi. Şu Dacia yazımız bence çok güzel. Bunu bozmamaları gerekiyor. Bence güzel gözüküyor. Bu yazılar yeni amblemle yazılar arabaya bir renk kattı. Ben buna eminim. Arka bölümdeyken şöyle eğilip bir de arka sisteme bakalım. Gördüğünüz üzere torsiyon bir bağlantı çubuğumuz var. Arkada 4x4 alırsanız bir diferansiyel de oluyor. Hatta onu çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz bu sefer. Burada arkadaşlar şöyle egzoz sistemimiz. Bakın şurada bir parça eklenmiş görüyor musunuz? Şu parçaya bak, siyah parça. Bu şimdi alt taraftan LPG boruları çıkıyor. Aracın motor bölümüne doğru giden. Her araçta bu şekilde olur bu arada. LPG'li tüm araçlarda böyledir. Aracın altına eğilip bakın. Boruların orada geçtiğini göreceksiniz. Burada arkadaşlar fabrika çıkışlı olduğu için oraya bir metal muhafaza yapıp koruma altına almışlar. Gördüğünüz üzere çoğu araçta bunu görmezsiniz. Yani sonradan yapılan LPG'li araçlarda bunu görmeniz pek mümkün değil. Evet, LPG'nin de sistemini az çok gösterdim sizlere. Bence şimdi bir kaputu açalım. Motor kaputunun altındaki o 1.0'lık üniteye bakalım. Bu 1.0'lık üniteyi aslında çoğunuz biliyorsunuz. Benim Clio'm da bu şekildeydi. 1.0'lık bir motora sahipti ve 100 beygirdi. Clio'nun bazı versiyonlarında bir yıldan sonra arkadaşlar 90 beygirliği geldi. Bu motor Taliant'ta kullanılıyor. Çoğu araçta bu motor kullanılıyor. Bir ara Megane'lara geldi bu motor. Megane'larda da kullanıldı. Açıkçası çok kullanılan bir motor bu. Şöyle kaputumuzu açalım. Arkadaşlar yani şaşıracaksınız belki ama çift amortisör kullanılıyor motor kaputunda. Açıkçası hani yani bunu koymaları beni şaşırttı. Beni biraz güldürüyor bu konu. Gayet de güzel. Tabii ki böyle yeter ki koysunlar. Çift amortisör var. Bugün Golf 8 alıyorsunuz. Çubukla tutmanız gerekiyor. Bu büyük konfor yani. Şöyle silecek su depomuzu görebiliyorsunuz öncelikle. Hemen burada motor soğutma suyunun yedek haznesini görebilirsiniz. Motorumuz tertemiz bir halde. 3 silindirli motor. İçeride öyle titreşim yok. Işıklarla falan durduğunuzda rahatsız etmiyor. Turbomuz arka bölümde. Zaten bu motor yapısına çok hakimim. Yani Clio'da dediğim gibi birebir aynısıydı. Herhangi bir motor kapağı bulunmuyor. Bir akümümüz var. 1.0 araçlarda böyle küçük aküler geliyor. Hava filtremizi buradan söküp alıyoruz. Orada bulunuyor. LPG tesisatı hakkında bir şeyler görebilecek miyim ona bakayım. Şimdi yeni, sonradan takılan LPG'lerde direkt net olarak görürsünüz. Ama bunlar da bobinler o tarafta. LPG tesisatını arkadaşlar buradan vermişler. Bakın bunlar LPG enjektörü. Şöyle manifolda buradan giriş yapmışlar. Hatta şurada görebiliyorum. Bakın. Şöyle görüyor musunuz? Fabrika bu şekilde tercih etmiş. Fabrikanın bir LPG montajı yapması bence güzel bir durum. Sonradan yapılanlarda herkes beceremiyor bunu. Becerebilen çok iyi ustalar var onu söyleyeyim ama sistem kadar ustalık da bir o kadar önemli. Hatta belki de sistemden daha önemlidir ustalık. Hangi araca ne takacağını bilmek. Hangi araçta ya şuradaki manifolda giriş var ya. Manifolda girişteki eğimi daha iyi. Yanlış yapsanız arabanız tekliyor. İyi bir usta, tecrübeli bir usta kesinlikle bulmadan yaptırmayın. Ya da fabrika çıkışlı bir araç alın. Burada LED farlarımızı Leo'yu ürettirdiğini görüyoruz Renault'un. Made in Romania. Bakın Romanya'dan gelmiş farlar. Bunların üretim fabrikası tam olarak nerede bilmiyorum. Belki de Romanya'da üretiliyordur. Ama bu ünite tamamen bir Renault ünitesi aslında bakarsanız. Evet, motor bölümümüzde bu şekilde sizlere anlatabilirim. Bu aracın tabii 1.3'lük versiyonları var. 150 beygirlik versiyonları var. Ekstra üzerine 1.5 dizeller hala geliyor. Sadece 4x4 ve manueller de geliyor ama onları da alabiliyorsunuz. Arkadaşlar dışarıdan içeriden sizlere olabildiğince anlattım. Ben şu Egea'larda da sevmem. Bunda da arkadaşlar bakın motor kaputunun üzerinde fıskiyeler var arkadaşlar. Bakın cam fıskiyeleri bulunuyor. Bunlar kışın eğer ki antifriz kullanmazsanız tamamen donuyor. Su atmamaya başlıyor. Bunu biz Egea'da yaşamıştık. Antifrizli kullanmanız gerekiyor. Aracın dışarıdan anlatabileceğim detayları bu şekilde. Biz bu arabayı niye aldık? Bir, genişliği için aldık. İki, kullanımı keyifli yerden yüksek olduğu için aldık. Açıkçası ihtiyaçlara göre aldık. Dayımın balları arkadaşlar. Bunlardan bal üretiyor kendisi. Bilginiz olsun. Ballar almak isterseniz arkadaşlar ben sizlere aşağıya adres bırakacağım. Bu aşağıdan dönsen bir şey olmaz değil mi?
Oğuzhan saçmalıyorsun bence şu an. Burada ihtiyaçlar ve keyifler seçenekleri belirliyor. O yüzden zaten tüm araçlar satılıyor. O yüzden tüm araçların bir alıcısı bulunuyor. Arkadaşlar gelin beraber içeri geçelim ve içeride sürüşle beraber içeriğin detaylarını sizlere anlatayım. Şöyle hemen hızlıca dışarıdan göstereyim sizlere. Çünkü güneşin de kaçmasını istemiyorum. Sizlere aydınlık bir havada görüntü almak istiyorum. Şöyle Dacia yazımızı görüyorsunuz zaten, bu makyajla beraber geldi bu araçta. Şimdi dediğim o fitiller arkadaşlar burada. Şu fitillerde bir değişiklik oldu. Bunlar sayesinde araç biraz daha sessiz bir hale gelmiş. 2022 yılında bir değişiklik yapılmış. Bunu zaten Dacia kullanıcıları da illaki fark etmişlerdir. Şu an araç 1170 km'de. Ekran en boşta gelmiyor. En boşta arkadaşlar herhangi bir burada multimedya sistemi yok. Ama şöyle bir durum var. Tüm kapılardan arkadaşlar buraya kablo tesisatı bulunuyor. Sadece bir multimedya bağlanıp bağlantının yapılması gerekiyor. En boş paket de alsanız sadece teyit masrafınız olacak, bilginiz olsun. Herhangi bir kablo alma masrafı yok. Direksiyon çok yumuşak. Birazdan sürüşte göreceksiniz. Aynı ayarlarımız burada. En boş pakette elektrikli aynı ayarı yok. En boş pakette 4 cam otomatik yok arkadaşlar. Bu araçlarda expiration paketlerde geliyor. Arkadaşlar ben sizleri kafama alıyorum ve sürüşe başlıyoruz. Evet, sizleri kafama aldım ve aracı marşa basalım. Hatta kapı açıkken basayım arkadaşlar. Motorun da sessizliğini duymanızı istiyorum. Gayet sessiz bir motorumuz var. Anahtarımızı şöyle takmamız gerekiyor. Bu aracın dolu paketlerini alırsanız eğer, journey paketlerde kart geliyor. Aslında kart en güzeli ama işte bizim maalesef bütçemiz yeterli değildi karta. Şöyle aracımızı debriyaja basarak çalıştırıyoruz. Bakın şu anda LPG'ye geçti bile. Arkadaşlar motor sıcaksa hemen anında LPG'ye geçiyor ve LPG'yi de şu ekrandaki kadrandan hemen anlıyorsunuz. Kadranda LPG yazısı bulunuyor. Sadece tek tuşa basıyorsunuz. Bakın. Bekliyoruz. Ve şu anda benzinde. Arada fark hissettiniz mi arkadaşlar? Hiçbir devir dalgalanması yok, herhangi bir sorun yok. Tekrar bakın LPG'ye geçelim. Şu anda benzindeyiz. Bakın basıyorum. Tık sesi geliyor, hop LPG'yi alıyor aracı, herhangi bir sarsıntı yok. Yani işte diyorum ya, fabrika montajı, iyi montaj böyle güzel sonuçlar verebiliyor. Arkadaşlar şöyle beraber sürüşümüze geçelim. Tam karşınızdan da güneş vuruyor. Bakın bu arada Rörent'teki sesi dinleyin. Yani oldukça sessiz. Sessizlik konusunda çok güzel. Şöyle yolumuza doğru çıkalım. Yani sıfırdan 100 yapacağız tabii ki ama zorlamadan. Yani böyle 4000 deviri geçmeyi planlamıyorum. Çünkü daha 1000 kilometredi ve bu arabayı uzun süre kullanacak şu an dayımlar. Açıkçası rodajının güzel olmasını istiyorum. Zaten rodajı bulduktan sonra biz uzun uzun kullanırız. Araç hep elimizde olacak inşallah. Arkadaşlar hatta şöyle de yapabiliyorsunuz. Güzel bir görüntü sizlere sunmak istiyorum. Telefonunuzu hemen bağlıyorsunuz. Buradan da takip edebilirsiniz. Ben bu Apple CarPlay'i çok seviyorum. Şöyle Google Maps'i de aynı şekilde kullanabilirsiniz. Google Maps'in şu güzelliği var. Etrafı böyle tarlayı da gösterebiliyor. Yeşilliği de gösterebiliyor. Evet arkadaşlar, aracın sürüşünü LPG'de yapacağım ama şu anda 0-100'ünü benzinle yapmak istiyorum. Şimdi aracı hem zorlayacağız, bir de üzerine LPG'de yapıp aracı daha fazla zorlamayalım. O yüzden böyle benzinle başlayalım. Aslında bunun LPG versiyonunu ilerleyen zaman da yaparız. Herhangi bir sorun yok. Dacia Duster 1.0 100 beygir nasıl gidiyormuş? Şöyle 4000 devir civarında değiştiriyorum. Normalde 5500-6000 devire çevirmek lazım ama dediğim gibi şu an için daha erken. Ve 100'ü gördük. Sakin bir hızlanma da 100'ü bu şekilde görüyoruz. Biraz daha hızlanalım. Ve devamında hani sakinliğimizi koruyarak bize neler sunabilecek. Ya emin olun 1.0 beklediğinizden çok daha iyi performans sergiler. Şöyle 6 yatıyorsunuz. 3000 devirin biraz üzerinde seyrediyor. Evet, 140'ta bırakıyorum. Burada arkadaşlar
biliyorsunuz en dip hızlara 160'lara falan görmüştük. Hatta Volvo'yla da 150 küsür görmüştük galiba. Hiç zorlamadığımız halde 140'ları bu şekilde görmesi gayet normal, güzel bir durum. Şimdi şöyle bir durum var. Motoru ben size oldukça detaylı bir şekilde anlatacağım. Ama şöyle bir yoluma bağlanayım. Bir de şey var arkadaşlar. Şurada virajımızda aracı denemek istiyorum. O Ford da dönecek galiba. Biz ondan önce davranalım. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var. Araba cidden jolemsi kıvamda. Yani yatıyor. Acayip yatıyor. Ha, dönüyor mu? Dönüyor bir şekilde ama ya bir yerden sonra anlamıyorsunuz. Bakın 70'te biraz böyle tereddüt ederek dönüyorsunuz. Onu söyleyeyim sizlere. 5. vitesi alıyorum. Sizlere bu aracın devir bantlarını da göstereceğim. Şunu da sıfırlayalım. LPG yakıt tüketimimiz ne durumda? Ortalama yakıt tüketiminde. Şöyle iki tuşa birden basılı tuttuğunuzda ortalama yakıt tüketiminde benzindeyken şu anda sıfırlamış oldum. Birazdan LPG'yi alacağım. Orada da sürüş yapacağım. Şimdi motordan başlayayım. Sonrasında virajı anlatayım sizlere. Arkadaşlar motor konusunda şöyle bir durum var. Çok performans bekliyorsanız, çok performans istiyorsanız 1.3 TC'yi almanız lazım. Ama 1.3 TC'ye de 150 beygir gibi gitmiyor. Bakın ondan da emin olun. Çünkü şanzıman oranları biraz daha farklı o araçlarda. Yani burada Dacia bir performans aracı değil. Bunu bilerek almanız gerekiyor. Zaten virajlarda da 4x4 olmadığınız sürece, çünkü 4x4'ler böyle çok değişik bir şekilde dönüyor virajları. Ben birkaç arabayla denk geldim bu yollarda. Baya dönüyorlar. Biliyorsunuz zaten çoğu da şirket araçlarında olduğu için şirket araçları iki kat daha bir güçlü oluyor. Kullanıcılarından ötürü. Açılmış oluyor hepsi. Ama o Duster'ların, 4x4'lerin gayet güzel virajları var. Bu araçlar da virajlar güzel ama çok yatıyorsunuz. Ve biraz da bu arabalar tecrübe istiyor. Yani tabii ki çok daha hızlı virajlara girebilirim ama standart bir kullanıcının hızlı virajlara girdiğinde endişelenmesi mümkün. Çünkü araç yatıyor, korkutuyor, hemen bırakmıyor. O da ayrı bir konu. Kademe kademe koyuyor. Yani pat diye bir anda bırakmıyor, yatıyor, yattıktan sonra hafif hafif geliyor ve sonrasında normale dönüyor. Genelde arkası kayıyor, bazen de komple gövde olarak da kaydı oluyor. Ama önden kayma çok fazla yok arkadaşlar, onu söyleyeyim. Önü iyi basıyor bu arabanın. Şimdi şöyle bir mantık var, ön taraf çok ağır motordan dolayı. Arkada da aslında bakarsanız çok ağırlık olmadığı için ön taraf güzel bir şekilde basabiliyor. Hatta bunun sayesinde hep görürsünüz Toroslar böyle karlı yollarda çok rahat bir şekilde dağları tırmanabilir. Yani böyle sürüşlerde insanlar durur kenarda ama Toroslar çıkar. Bunun sebebi ön tarafta tüm ağırlığın ön aksa binmiş olması. Bu araçta da o durum var ve 4x4'ünü almasanız dahi 4x2 ile karlı havalarda keyifli sürüşler yapabilirsiniz bu araçta. 2500 devirdeyim. 110 km hızla ilerleyebiliyoruz. 6. vitesteyim şu anda, son vites. Ve 6. vites normalde 1.0'lar ilk çıktığında Clio'larda yoktu. Benim aracım da 5 ileriydi. Benim 5 ileri aracımla bunun arasında ciddi fark var arkadaşlar. Size bunu kesinlikle söyleyebilirim. 5 ileri vitestense 6 ileri çok daha kullanışlı. Evet, yolda yine insanlar solda maalesef uyuyorlar arkadaşlar. Herkes standart bir şekilde ilerlemeye çalışıyor. Evet Korsacı abi. Aynaya baktın. Benim olduğumu gördün. Arkadaşlar böyle küçük arabalar dolunca arabanın içine girecek misiniz kadar hissiyat oluyor ya. Yani şunu söyleyeyim. Öncelikle bu arabayı kullandığınızda yüksek bir araba kullanıyorsunuz. Buna eminim. Emin olun yani. Ve kaput da yüksek. Ciddi anlamda sürerken çok rahat ediyorsunuz. Şöyle 6'ya attım. Tam 3000 devirde 130 yapacak. Evet. Tam 3000 devirde de 130 kilometreyi görüyor. Uzun yolda gayet güzel değerler bunlar. Ha, biraz daha düşük olabilir miydi? Olabilirdi ama şimdi 1.0 motor olduğu için çok fazla devirleri düşük ayarlamak istemiyorlar. Ya 130'a ayarladığınızda da ben İstanbul'dan dönerken vites düşürmeden çoğu bayırı çıktım. Ama ben sizlere bir İstanbul videosu da çekmek istiyorum. Şimdi bu videoyu dayım da izliyor. Ondan arabayı kaçırıp bir İstanbul'da bu araçla arkadaşlar bir sürüş yapacağım. Aslında oradaki amacım şu olacak. Hem yoldaki performansını size göstermek hem de LPG'yi buradan fulleyeceğim. İstanbul'da vardığım istikamette tekrar LPG'yi fulleyeceğim. Bu sayede yakıt farkını sizlere anlatmak istiyorum. Belki dönüşünde de bir benzinle bu işlemi yapabiliriz. Ama yakıtı kesinlikle sizlere anlatmak istiyorum. Çünkü bu araba ciddi anlamda bence az yakıyor PG'deyken. LPG'de haliyle ucuz arkadaşlar. Yani şu an bakalım kaç paraymış. 11 lira LPG, 21 lira da mazot gözüküyor. Değerler olarak da LPG'de 8 litreleri gördüm ben. Ve daha da aşağı çekilebilirdi bence. Şöyle bir tık daha yüksek hızlarda ne yapıyor ona bakalım. Ha bu arada şunu dinleyin arkadaşlar. Bak sessizliği bir dinler misiniz?
Bence arabanın içindeki o rüzgar sesi ciddi anlamda iyi. Yani rüzgar sesini çok fazla almıyor arkadaşlar. Evet. 6. testte Tekirdağlı arkadaşımız bize yol verdi. Bir de bu aracı LPG'ye alalım. LPG'lik durumu görelim bir de. Şu anda LPG'ye geçiş yapmış durumdayız. LPG'miz de fullmüş bu arada, sağ olsun dayım. Fullemiş. Evet Lina'ya teşekkür ederiz. Bakın 130'la böyle rahatça viraj dönebiliyorsunuz. Şu bizim virajı dönelim. Bu viraj çok rahat döndü ama burada biraz yatacağız. 130'dayım yine. Ama en azından size Duster'ın döndüğünü de göstermek istiyorum. Yani dönme konusunda sıkıntı yok. Bakın virajın içine dalarak döndüğüm halde yani öyle çok fazla sıkıntı yapmıyor. Ha nedir? Bakın korkutuyor. Yani yaptığı için haliyle konforlu bir araba olduğu için korkutuyor ama dönüyor. Sizler bu kadar zorlamayın ama ben zamanla aracı tanıdığım için bu şekilde yapıyorum. Lastiklerimiz bu arada Toranzalar, tutunma konusunda çok güzel geldi bana. Ama biraz gürültülü bir lastik bence. Biraz daha sessiz bir lastik olabilirdi. Evet, LPG'deki performansını az çok görüyorsunuz. Gayet güzel araç akabiliyor. Biraz motor üzerine duruyorum. Aracın diğer aksamları zaten bence güzel. Yani ben sessizliğinden bu arabanın kesinlikle şikayet edemem. 130'la giderken olan bir araç içeride rahatça sohbet etmenizi sağlar. Evet tabii ki bir Tiguan alsanız çok daha sessiz. Bir 3008 alsanız çok daha sessiz ama ikisi de şu anda bu arabanın neredeyse iki katı fiyatta. Biz bunu 670 bin liraya satın aldık. Ama bir o gün bir Tiguan ya da 3008 almak istesek 1.2 milyon, 1.1 milyon civarındaydı 0 kilometre fiyatları. Şunu düşünenler olacaktır illa ki 0 kilometre bir Duster'a bineceğime işte 100 bindeki bir Tiguan'a binerdim diyebilirsiniz ama yine burada kullanıcı, aracı alacak kişi seçimi belirliyor. Vites geçişlerinde bence problem yok. Şurada bir çukurumuz var. Ona da bir dalalım. Evet şöyle. Gördüğünüz üzere içeride trim sesi yok. Ama tabii bir araç 1000 kilometrede, onu da düşünmeniz gerekiyor. Çukurlara girmekten bu arabayla hoşlanıyorsunuz. Size öyle söyleyebilirim. Zaten 4x4'te de bunu hissetmiştim. Bozuk yollarda hızlı gitmek bu arabada keyif veriyor sizlere. Çünkü o yumuşaklığı hissediyorsunuz ya. Pıtı 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 tekerler böyle sesler geliyor tekerlerden ve ciddi anlamda keyif veriyor sizlere. Baksanıza. Ben duruşunu beğeniyorum bu arabanın ya. Bu arabada ne isterdim mesela ekstra? Şimdi otomatiğini almanız için 1.3'e geçmeniz gerekiyor. 1.3 ile beraber güzel bir şanzıman geliyor ama yani 1.3'e geçtiğinizde de fiyat ciddi anlamda artıyor. Şimdi burada arkadaşlar bu arabada CVT bir şanzıman alabilseydiniz eğer 1.3, 1.0 ile beraber bence güzel olabilirdi. CVT de bu arabayı rahatça götürürdü bence. Ama Renault bunu bu şekilde değerlendirmemiş. Sizlere olabildiğince arabayı anlatmaya çalıştım. Ses sistemi konusunda çok iyi değil arkadaşlar. Hani onu da şöyle gösterebilirim size. Ayarlarını yaptım ses sisteminin. Araba! Ver bakayım baktım. Arabam kaça! Seviyorum çift kale kaça! Arkadaşlar düşünsenize bir araba alıyorsunuz. Sizin arabanızın adına aşkla, şevkle yazılmış bir şarkı var. Bence bu da büyük bir ayrıcalık. Arabam Dacia. Başla bunu yazalım. Arkadaşlar Dacia'dan anlatıcılarım bu şekildeydi. Beni biliyorsunuz Dacia'yı seviyorum. Uzun zamandır seviyorum. Bu araba kesinlikle ailece kullanılacak bir araba. Ama şunu da söyleyeyim. Yani bir ailenin ikinci araca ihtiyacı varsa ve bu eğlence içinde kullanılacaksa eğer kesinlikle böyle bir 4x4 nüveli alınması gerekiyor. Bu motorlar da aynı şekilde gayet güzel kullanışlı ama hani eğlence olarak kullanacaksanız 4x4'ünü kesinlikle sizlere öneririm. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Hangi tarz video isterseniz bunu yorumlara yazın. Biz de ona göre videolar çekelim. Kendinize dikkat edin. Başka videolarda görüşürüz. Hepinizi çok seviyorum.